Herkese merhaba. Vlogmas birinci gün. Başlayalım. Vlogmas birinci güne hoş geldiniz. Sizinle küçük bir konuşma yapmak istedim. Öncelikle karantinamız 2 gün sonra bitiyor, çok şükürler olsun. Önceki video için gelen yorumlara bu kahve almamla ilgili zaten orada yorum bıraktım ama buradan da hani bir şey söylemem gerekirse insanlara eleştiri yaparken saldırgan bir dille yapmak sizi haklı, yani haklı çıkarmıyor. Kendinizi böyle haklı gösteremezsiniz ve haklı olsanız bile hani konuşma tarzınız, bunu söyleme, yansıtma tarzınız yanlış olduğu için tepki görürsünüz, görebilirsiniz yani. En azından hani ben eleştiri kaldıramıyorum gibi düşünmeyin asla. Ben sürekli sizin olumlu olumsuz yorumlarınıza sürekli bakıyorum. Kendimi daha nasıl geliştirebilirim diye düşünüyorum. Fakat bu tarz saldırgan bir dille dediğim gibi yazıldığında bu yorumlar insana kırıcı olabiliyor. Sadece benim için demiyorum. Mesela Melis Özten takip ediyorsanız ben bakıyorum, çok seviyorum, beğeniyorum kızı. Rize'ye gittiğinde bloklamış ve altına hep yorumlar gelmişti. Sen geziyorsun, bu yüzden korona oldun bilmem ne. Hani bu böyle bir dille bunu söylemek yerine mesela yazabilirsin. Yani Melis'cim hani bu kadar pandemi varken hani gezmek ne kadar doğru, işte bak kendine dikkat et, sen de hastalanabilirsin falan. Bak böyle yazarsanız, böyle uyarırsanız insanı, böyle eleştirirseniz kimse size neden böyle bir şey diyorsun demez yani. Kim çıkıp diyecek? Ama siz böyle saldırgan bir dille yazdığınızda bunu belki kız onları okuyup çok üzüldü. Ya işte ben takipçilerim için burada içerik üretiyorum, sevdiği şeyleri çekiyorum ama onlar bana geri dönüşü böyle oluyor diye kızın şevkini kırabilirsiniz. Ya yani aynı şekilde diğer YouTuber'lar için, işte influencer'lar kim olursa olsun. İçerik üreten herkesten bahsediyorum. Her neyse konumuz bu değil. Ben sadece bunu küçük bir açıklama yapmak istedim. Ve zaten o günden sonra çok dikkat ettim. Bir daha gitmedim zaten. Kendimi kötü hissettim. Sadece evimizin yakınlarındaki parka götürdüm Rom'u. Ben de dışarı çıkıp spor bile yapmadım. Evde işte ne kadar yapabilirsem. Kilo aldım zaten. Çok ona birazcık takıldım. 2 kilo, 2,5 kilo kadar aldım. Çünkü zaten böyle yiyordum ama spor salonunda yakıyordum bunu. Şimdi onu da yapamayınca tabii. Bana yaramadı. Karantinada hep kilo alan gruptanım. Boğazım durmuyor. Canım sıkıldıkça yemek yiyorum. O yüzden canım sıkılınca ben de spor yapayım, bir şeyler yapayım, hareket edeyim diye şey yapıyorum ama o kadar cidden yoruldum ki hani bir an önce şu pandemi süreci geçse de fizik tedaviye gitsem diye bekliyorum. Fıtığıma baktırmak istiyorum bir an önce çünkü çok zorladım kendimi ve fizik tedavi görmek istiyorum. Daha dişçiye de gitmem lazım aslında. Kanal tedavisi olmuştum. Becerememişler. Yeniden olmam gerekiyor ama sürekli gitmem gerektiği için işte bu pandemi döneminin geçmesini bekliyorum. Öyle gideceğim dişçiye. Çayım içinde soğumasın. Her neyse sabah kahvaltımı yaptım. Avokadolu yumurta yedim. Adıma yakışır bir şekilde. Yanında hellim peyniri yedim. Labne üstüne bal sürdüm. Onun dışında romu çıkardım geldim. Bu YouTube hesabı da var. Gains by Brains hesabı. Bu kızı çok takip ediyorum. Videolarını beğeniyorum. Challenge'ı var. 4 haftalık. Buna ben başlamadım fakat ama oradan videolar seçip işte yapıyorum. Canım ne isterse yapıyorum. Siz başlamak isterseniz ben size linkini bırakırım. Playlist'i var oradan. 24 gün boyunca bütün videoları atıyor. İşte yine aynı Chloe Ting'deki gibi programını yazmış. Mail adresinizi atıyorsunuz, mail adresinize program geliyor. Ben onun bacak olan programını yaptım. Bacak ve kalçaya odaklı olanını yaptım. Bugün de canlı dersimiz olmadı, yarın olacakmış. O yüzden dersim de yok ama ödevimi yapacağım. 16'sına yetiştirmem gereken bir ödev var, ona başlayacağım. Onun dışında bu vlogmas olduğu için yılbaşına dair şeyler yapmam gerek ama dezenfekte edilmesi için eve çağıracağız birilerini. Yani her yer dezenfekte edilsin de öyle yılbaşı süslerini, ağacını falan çıkartacağım. İçinden çıkartırsam çünkü yani zaten kilerde nerede bilmiyorum. Annem biliyor. Annem de odasından çıkmadığı için bana yerini gösteremiyor. Öyle yani onu bekliyorum. Sonra yılbaşı ruhuna dair videolar gelecek tabii ki. Fakat her gün ne kadar içerik üretebilirim bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Dün lazanya yaptım. Defa. Çok lezzetli oldu. Efsane oldu. Onu yiyeceğim öğlen yemeğinde. Ve sıkıntıdan Netflix'te reality show'a sardım.
değişik bir şekilde. Bu önceden bir tane dal vardı. Allah'ım çok ünlüydü. Adını unuttum. Yani çok meşhur bir şey vardı. Herkes onu izliyordu bir ara. Neyse onu bir izlemiştim zaten o ilk çıktığında. Şimdi Love is Blind'a taktım. Love is Blind'ı da herkes izliyordu bir ara. Modası geçti sonra. Ben şimdi yeni başlıyorum. Çerezlik böyle vakit geçsin diye izliyorum açıkçası. Çok da sardığından değil yani. Ama merak ediyorum kim kimle şey olacak, evlenecek, ne olacak, ayrılacaklar mı falan filan merak ediyorum. Dedikodu biraz sevdiğimiz için kız olarak. Evet, saçma bir şekilde onu izliyorum. Yaptığım başka hiçbir şey yok. Evde hareketsiz yatmaktan artık spor yapasım bile gelmiyor. Kıvancı da görmek istiyorum. O da karantinada. O da korona çünkü. Salı günü test yaptıracak galiba. Negatif çıkarsa bakalım onu bekliyorum. Sürekli ses kaydı, işte FaceTime, fotoğraf, video öyle konuşuyoruz yani şu an. Kıvanç, eğer bunu izliyorsan seni çok özledim. Trendyol'dan söylediğim yeni gümüş küpelerim geldi. Kulağımdakini kaybettiğim için, düşürdüğüm için sahte küpe takıyordum. O da yara yaptı. Şimdi böyle gümüş bir küpe aldım. Bunu takacağım. Çok kötü iltihap oldu kulağım ya. Acaba kremlemeden taksam bir şey olur mu? Bunun eşini kaybettim işte. O yüzden sahte küpe takmıştım. Çok fena iltihap yaptı. Hemen yeni küpe söyledim. Gümüş küpe dışında takmıyorum. Gümüş al altın. İltihaplı yeri de görebilirsiniz. Çok kötü oldu. Şu üstteki de karardı aslında. Şu karardı. Şu altın zaten, buna bir şey olmuyor. Burası da iki tane. Daha çok deldirebilirim ama. Şu güzelliğe bakar mısınız? Lazanya yemeyeli kaç ay oldu acaba? Kahve zamanı. Bu aldığım bitter çikolata drajeleri. Kahveli olan. Burada Hindistan cevizi sütü ısıttım birazcık. Burada da yeni aldığım o Christmas blend olan kahve var. Onu demliyorum. Ve tepsimin tatlılığına bakar mısınız peki? Come, let us have some tea and continue to talk about happy things. İngiliz aksanı yapmaya çalışan Buse'nin dramı. Let's have some tea, perhaps some cup of coffee. Neyse. Şimdi ben hala Love is Blind izliyorum. Yeni sezon bitmek üzere. Zaten tek sezon. Sonra başka diziye başlayacağım. Yeni bir dizi gelmiş. Onun için hala popo musanlarla yapışmış durumda. Sonra işte dediğim gibi ödeme falan başlarım. Onu yaparız birlikte. Bugün başka yapacak bir şeyim yok çünkü. Sıkılıyorum. Kızınız sıkılıyor. Az önce edit yaparken diğer küpem daha geldi. Bunlar aynısı ama halka küpelerden. Çok fazla taktığım için ve kaybettiğim için ayrıca rengi de soluyor. Bundan yedek olarak söylemiştim. Bitti. Akşam yine spagetti yiyeceğiz çünkü spagetti dedim ya, lazanya pardon, canım spagetti çekiyor galiba makarna türevleri. Çok fazla yaptığım için 2 hatta 3 gün yedecek kadar çıktı ama bugün bitiririz onu yani. Ne yapalım, her gün aynı şeyi mi yiyeceğiz? Şimdi sizinle ayran yapacağız. Tabii bunun için shaker lazım. Ay niye ben karanlıkta çekiyorum peki? Neyse değişik bir ortam olsun, böyle yapalım. Dost'un yoğurdu kalmıştı şöyle çok az. Fakat bir daha asla Dost marka kullanmam. Büyük bir skandal duydum. Duyduğunu bilmiyorum. Adam sütün içine falan girip yıkanmış. Önceden alındı tabii. Bilmiyorum burada öyle bir şey oldu mu? Düşünmek istiyorum, çok midemi kaldırıyor. Çok kötü. Güle güle yoğurt. Bir daha seni kullanmayacağım. Bunu böyle doldurdum. Şimdi buna birazcık su koyacağım. Acaba bu kadar yeterli olur mu? Çok önceden çektiğim bir videoda sanırım vegan olduğum. Matcha latte mi yapıyordum soğuk? Orada shaker çalkarken patlamıştı. Her yerim matcha olmuştu. O videoyu izlemediyseniz bir bakın o sahneye. Her yer batmıştı. Ben bunu kapatamam. Umarım aynı şeyi şu an yine yaşamam. Bence olmuştur. Christmas is you. Şöyle dışarıdan yemek söylediğimizde kalan salata var. İşte kolaya kaçmak. Ben buna derim. Dinner is served. Yeniden merhaba güzellik.
Birinci günü çok fazla geç olmadan bitirmek istiyorum. Çünkü videoyu yüklemek istiyorum bir an önce. Zaten bugün başka bir şey yaptığım olmadığı için tek yaptığım şeyler bunlardı. Yarın daha farklı şeyler yapmaya çalışacağım. Her güne daha doğrusu farklı içerikler üretmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi ne kadar yaratıcı olabilirim bilmiyorum. Her neyse, umarım beğenmişsinizdir. İlk günüm böyle geçti, haftanın ilk günü. Bu videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil butonundan bildirimleri açabilirsiniz. Her gün artık video geleceği için hani haberiniz olur. Hepinizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Instagram adresimi biliyorsunuz. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi.